Ukrayna savaşı 7. ayının içinde bugün 195. gün demiştik. Putin yaptırımlar böyle mi devam ediyor? Ben o zaman gazı kesiyorum dedi. Resmini ortaya koydu. Sahadaysa zor durumda. Kısa bir süre önce yaklaşan kış koşullarında, ağır kış koşullarından önce karşı taarruz başlatmıştı Zelenski. Kırım dahil tüm topraklarımızı alacağım demişti. O taarruzda Rusya'nın kayıpları devam ediyor. Ukrayna Rusya'nın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele veriyor. Karşı taarruz yalnızca güney cephesinde değil doğuda da sürüyor. İlerleme var. Üç yerleşim yeri geri alındı. Her sondaki Visokopilya kasabasında devlet binasına Ukrayna bayrağı çekildi. <laughs> Donetsk bölgesindeki kilit şehirlerden biri olan Kramatorsk'ta Rus güçlerinin saldırıları püskürtüldü. Ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'da işgalcilere karşı uzun menzilli ağır silahlar kullanılıyor. 6 hem istediği hızla ilerleme kaydedemeyen hem de toprak kaybeden Rusya, işgal ettiği topraklarda ilhak planını da hayata geçiremiyor. Her sonda Rusya'ya bağlanma amacıyla yapılacak yasa dışı referandum askıya alındı. Mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterildi. Çünkü Ukrayna ordusunun karşı saldırıları sürüyor. Kentte kritik öneme sahip köprü kullanılamaz hale getirildi. Rus güçleri bu köprü sayesinde cepheye asker ve silah takviyesi yapıyordu. Şimdi köşeye sıkışmış durumdalar. Savaşın maliyeti ağır. Uzayan çatışmalar yüzünden mühimmatı hızla azalan Rusya alternatif kaynaklara yöneldi. ABD istihbaratına göre Kuzey Kore'den füze ve topçu mermisi almak istiyor. Kuzey Kore daha önce de Rusya'nın işgal ettiği yerlerin yeniden inşasına katkı sağlamak için Ukrayna'ya işçi gönderebileceğini duyurmuştu. Moskova ile yakın ilişkileri olan Pyongyang yönetimi Ukrayna'da Rusya'nın sayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin bağımsızlığını da tanıyor. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rusya'nın terörü destekleyen ülkeler listesine alınmaması gerektiğini söyledi. Kremlin daha önce bu konuda uyarıda bulunmuş, böyle bir adımın Amerika ile diplomatik ilişkileri geri dönüşü olmayan yola sokacağını belirtmişti. Putin sahada durum bu. bunun karşısında işte sembolik mesajlar veriyor. Mesela Kamçatka'ya da koluna alıp, öyle Şahin alıp böyle Şahin politikalarının sembolik bir görüntüsünü vermişti. Zaten gazı kesti. Yaptırımlar devam ediyorsa ben de satmıyorum dedi. ve sembolik o kararlılık mesajlarına tatbikatla bir yenisini ekledi. Rusya'nın uzak doğu bölgesinde Çin'in ordusunun da katıldığı, 14 ülkenin katıldığı Vostok 22 tatbikatını teftiş etti. Öncesinde ise Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile basına kopalı, içeriği açıklanmayan kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Askeri üniformasını giydi, tatbikatı denetledi. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pismorski bölgesindeki askeri poligonu ziyaret etti. Vostok 22 tatbikatının final aşamasını teftiş etti. Sağında Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, sol tarafında Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov e oturuyordu. Her iki isminde Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun gösterdiği zayıf performans nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefinde oldukları ileri sürülüyordu. Putin sorun yok tercesine Çoygu ve Geresimov'la yan yana poz verdi. Rus liderin son etabını izlediği Vostok 22 tatbikatına Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden 50 bin aşkın asker katılıyor. 140 uçakla 60 savaş gemisi görev alıyor. Manevralar Rusya'daki 7 poligonda ve Ohotsk deniziyle Japon Denizi sularında yapılıyor. Siyasi analistlere göre Rusya 24 Şubat'tan bu yana devam eden Ukrayna Savaşı'na rağmen askeri açıdan güçlü olduğu mesajını vermek istiyor. Çin'in de Tayvan krizi sonrası Rusya ile birlikte askeri gücünü sergileyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verdiği sanılıyor. Putin, Vostok 22 tatbikatını teftiş etmeden önce Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Geresimoğlu'na toplantı yaptı. Basına kapalı düzenlenen toplantının içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.